Venezuela'da muhalif lider Leopoldo López halkı 2014 yılında patlak veren ve 40 kişinin ölümüne neden olan şiddetli protestolara teşvik ettiği gerekçesiyle 13 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Caracas'ta görülen mahkemenin önünde toplanan López'in onlarca destekçisi hükmü öğrendikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Muhalif liderin eşi Lilian Tintori ise López'le gurur duyduğunu belirtti. Çocuklarımız Manuela ve Leopoldo Santiago babalarıyla gurur duymalı. Onlara bunu söyleyeceğim. Bir adamın verebileceği en onurlu mücadele özgürlük, adalet ve halkının hakları adına vereceği mücadeledir. Leopoldo'nun da yaptığı bu. Ülkedeki muhalefet koalisyonu Birlik Masası'nın sözcüsü Jesus Torrealba ise 6 Aralık'ta yapılacak genel seçimlerin ardından kurulacak yeni meclisle López'e af yolunun açılabileceğini kaydediyor. 13 yıl uzun bir süre ancak 87 gün çabuk geçer. 87 gün içerisinde López'i Venezuela halkının desteğiyle tekrardan özgür bırakacak bir af yasasını çıkartacak yeni bir parlamento kurulabilir. Ülkedeki muhalefet López'in davasının devlet başkanı Nicolás Maduro yönetiminin insan haklarını açık şekilde ihlal etmesine bir örnek olduğunu belirtiyor. ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri López'in serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.